Milattan önce 6. ve 4. yüzyıllar arasında Yunan ustalar tarafından yapıldığı olası görülen figürlü taş lahitler Fenike'de Sidon Kral Nekropolisi'nde Osman Hamdi Bey tarafından gün ışığına çıkarılmıştır. Terminolojiye İskender Lahdi, Satrap Lahdi, Ağlayan Kadınlar Lahdi olarak girmiş eserler ile antropoid biçimli lahitler ve Likya tipi bir örnek İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Sayda'daki kral mezarlığında diğer 21 lahit ile birlikte bulunduğu zaman Avrupa ve Amerika'da büyük bir etki yaratmıştır. Ağlayan Kadınlar Lahdi, M.Ö. 4. yüzyılın ortalarına tarihlenir. Mavi ve kırmızı tonlarda boyanmış lahit, pentelikon mermerinden yapılmıştır. Bu lahit, Roma döneminde sütunlu lahitleri gibi, sütunlu bir düzene sahiptir. Lahit, sadece bir mezar değil, aynı zamanda bu düzeniyle bir mausoleyin gibi anıtsal görünümü kazanmıştır. Dikdörtgen prizma biçimindeki lahit altta düz bir plint ve üstünde palmet ok bandı ile bunun üzerinde dört bir yanı dolaşan figürlü bir sahnenin bezendiği kaide üzerinde yükselir. Frizde av tasvir edilmiştir. Figürler, uzun yüzlerde 5, kısa yüzlerde 2 adet iyon yarım sütunu arasındadır. Köşelerde ise pilasterler bulunur. Sütun aralarında uzun yüzlerde 6, kısa yüzlerde 3 olmak üzere toplam 18 kadın betimi bulunur. Kadınlar giyimlidir. Bir kısmının başı örtülü, bir kısmının ise açıktır. Kimi oturur, kimi ayaktadır. Bazısı elini göğsüne, çenesine, yüzüne dayamış, bazısı ellerini önde kavuşturmuştur. Ortak nokta ise ölen kişi için duyulan yastır. Kapak, akroterli beşik çatı biçimindedir. Ancak üst bölümü çatının eğimine göre tıraşlanmamıştır. Bu bölümde meydana gelen alanlar ise figürlerle doldurulmuştur. Uzun yüzlerden birinin üzerine denk gelen frizde bir cenaze alayı betimlenmiştir. Yan akroterler sfenks, orta akroterler palmet, çörtenler aslan başı biçimindedir. Koruna gelen alınlıkta oturan, yas halinde bir kadın ile etrafındaki yine yaslı iki kadın betimlenmiştir. Lahit yapısındaki kadın betimlemelerine bakıldığında ise, toplumdaki kadın rolünün birebir yansıtıldığı görülür. Kadınlar duygusal sahnelerde, erkeklerin hareketli ve çıplak bedenlerinin aksine bol, drapeli elbiseler içinde duran halde betimlenmiştir. Erkekleri kahramanca sahnelerde betimleyen Yunanlılar, kadınlara duygusal sahnelerde yer vermişlerdir. Aslında erkekler için en büyük aşağılanmanın kadına zayıf rol verilerek dönüştürülmesi betimlenmiştir. Lahit yapılarına en iyi örnek olarak Ağlayan Kadınlar Lahdi gösterilebilir. Lahdin dışındaki kabartmalarda kadınlar bol giysiler içerisinde ağlamakta, toplumsal olarak kadına verilen ölünün arkasından yas tutma eylemini yerine getirmektedir. Osman Hamdi Bey tarafından bulunan ve ünlü pentelikon mermerinden yapılan Ağlayan Kadınlar Lahdi, klasik dönem lahitlerinin en güzel örneklerinden biridir.
Lübnan Sidon kazılarında M.Ö. 4. yüzyılın ortalarına tarihlenen, mavi ve kırmızı tonlarda boyanmış dahit, benzersiz başyapıttır. Ağlayan Kadınlar Lahdi, sütunlu lahitlerin en eski ve en etkileyici örneklerinden birisidir. Aynı zamanda, mausoleyin gibi anıtsal görünümlü sütunlu lahitlerin tüm özelliklerini taşıyor. Üzerindeki sütunlar olukludur. Roma döneminde sütunlu lahitlerin sayısı fazladır ve çeşitlilik arz ederler. Roma döneminden önce de sütunlu lahitlere ait örnekler vardır. Sidamara tipi sütunlu lahitlerin kökeni henüz kesinleşmemiş olsa da bunların Anadolu'da bu derece bir sıklıkta görünmeleri kökenlerinin Anadolu olduğu yönündeki kanıyı kuvvetlendirmektedir. Bir Sidon'daki Kraliyet Nekropolü'nde bulunan Ağlayan Kadınlar Lahdi'nde. Daha erken bir zamanda soyulduğu için sahibinin kemikleri ve bronz bir kemer tokası dışında hiçbir şey bulunamamıştır. Mermer üzerinde günümüze kadar kalan kısmi izlerden, önceleri mavi ve kırmızı renklere boyandığı anlaşılmaktadır. Arkeologlar tarafından sütunlu lahitler olarak adlandırılan grubun en iyi örneğidir. Bir mezardan ziyade Halikarnas mozolesi veya Nereidler anıtı gibi son dinlenme yeri olarak kabul edilir. Ağlayan Kadınlar Lahdi'nin mimari özellikleri, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin eski binasının mimarisinde kullanılmıştır. Doğu etkileri gösteren bir Yunan heykel örneğidir. Figürlerin tıraşlı başları, çıplak ayakları, yırtık pırtık giysileri, hareketleri ve üzüntü ifadeleri Sami toplumlarının özellikleridir. Sevk dolu bir yaşam sürdüğü kuvvetle muhtemel olan M.Ö. 374-358 yılları arası yaşayan Sidon kralı Straton'un İyon Tapınağı şeklindeki lahdi olduğu olasıdır. Ağlayan Kadınlar Lahdi Osman Hamdi Bey tarafından 1887 yılında Sayda'daki kral mezarlarında, İskender Lahdi ile aynı mezar odası olan Sayda Kral Nekropolü 3 numaralı mezar odasında bulunmuştur. İstanbul Arkeoloji Müzelerinde sergilenmekte olan Roma döneminden önceye ait sütunlu lahitlerden olup, işçiliği ile dünya lahitlerinin en önemlilerinden biri sayılır. Helenistik dönem eseridir. M.Ö. 360 yılında ölen Sayda Kralı Straton'a ait olduğu ya da Saydalı bir zengin için yapıldığı tahmin edilmektedir. Sayda lahitleri İstanbul'a getirildiğinde lahitlere konacak bir yer bulunamadığı için bir müze yapılması ihtiyacı doğar. Osman Hamdi Bey'in Sanayidi Nefise Mektebi hocalarından Mimar Alevandra Vallauri'ye hazırlattığı planlara göre inşa edilen çekirdek binanın cephesi Ağlayan Kadınlar Lahdi'nden esinlenerek düzenlenmiştir. Bu yüzden müzeye önce Lahitler Müzesi denilmiştir. Yüksekliği 2,97 metre, uzunluğu 2,54 metre, en 1,37 metredir. Dünyanın en iyi korunmuş lahitlerinden biridir. Lahdin üzerinde kralın ölümüne ağlayan kadınların ve cenaze kortejlerinin rölyefleri bulunmaktadır. Kapağın iki yanında cenaze alayı, kaidenin etrafında ise av sahneleri yer alır. Yapımında birden çok heykeltıraşın çalıştığı anlaşılmaktadır. Lahit, bir yon tapınağı biçimindedir. Yunan yontu sanatının doğulu etkiler taşıyan bir örneğidir. Temel kısmında İyonik sütunlar arasında kimisi ayakta duran, kimisi oturan 18 adet kadın figürü vardır. Kadınlar tavırlarında acılı bir ifade olmasına karşın, hareketleri birbirlerinden farklıdır. Böylelikle esere canlılık kazandırılmıştır.
Figürlerin tıraşlı kafaları, yalın ayakları, yırtık giysileri ve üzüntülerini yansıtan hareket ve ifadeleri Semitik topluluklara ait özelliklerdir. Sütunların arasında yer alan 18 üzgün kadın figürünün, Orta Doğu ülkelerinde yaygın olan ağlayıcı kadınlardan çok, ölünün eşlerini ya da haremindeki kadınları temsil ettiği muhtemeldir. Lahdin üst tarafındaki frizde bir cenaze merasimi sahnesi vardır. O devrin adet ve araçları hakkında fikir verebilecek nitelikte bir kompozisyondur. Lahdin alt tarafında ise bir başka friz vardır. Buraya bu frizi koymakla esere yüceltme ve yükseltme fikri verilmiştir. İstanbul Müzesi'ndeki yastı kadınların lahdi, uzun süredir Yunan heykeltıraşların Küçük Asya hükümdarlarının hizmetindeki çalışmalarının bir örneği olarak gösteriliyor. Milattan önce 4. yüzyılın ortalarında Fenike satraplarından veya Sidon'un yasal hükümdarlarından birinin son dinlenme yeri olduğu da varsayılıyor. Dikdörtgen lahit, zarif kabartmalarla süslenmiş bir kaide üzerinde durmaktadır. Dikey duvarlar bir tapınağı yeniden canlandırıyor. Dört kenar boyunca, açılı pilasterlerin arasında, ikisi kısa kenarlarda, beşi büyük kenarlarda olmak üzere bir dizi iyonik yarım sütun, tapınak mimarisini ve temsil alanını da tanımlıyor. Sütunlar çatı katı tabanlarına dayanıyor ve birbiri üzerine çıkıntı yapan üç şeritten oluşan arşitrav, bir dizi oval ve diş dişleriyle taçlanıyor. Yunan ilkel anıtlarının üslubuna göre korniş frizi yoktur. Oluk oval profilli olup, uzun kenarlarda akıt şeklinde 9 adet aslan başı, palmet şeklindeki antefikslerle dönüşümlü olarak yer almaktadır. Kısa kenarlarda tapınağın alınlıkları aynı profil kullanılarak ancak süslemesiz olarak yeniden üretilmiş, tapınağın dört köşesinde, küçük kaideler üzerinde sfenksler arka kısımlarında oturuyor, her alınlığın tepesinde bir kaide üzerinde attika tarzı bir akroter yer almaktadır. Çatıya yerleştirilen sağlam ve büyük korkuluk, eski İyon yapılarının oymalı simatyalarının ilginç bir kalıntısıdır ve yüzeyi, lahit kenarları boyunca uzanan bir friz şeklinde oyulmuştur. İyonik sütunlar ve köşe sütunları 18 paneli tanımlar. Her panelin içine bol dökümlü bir kadın figürü yüksek kabartma olarak oyulmuştur. Sütunlar arasındaki boşluklar, basit bir silme ile süslenmiş tam korkuluklarla kapatılmıştır. Tasvir edilen kadın figürlerinin bir kısmı korkulukların önünde ayakta dururken, bir kısmı da bunların üzerinde oturuyor. Bu basit mimari hile, cella duvarlarını peristalsisin sütun dizisinden ayıran sundurmanın varlığını ima ederek genel sahneye dikkate değer bir mekansal etki katıyor. Panoların içindeki kadın figürleri farklı duruşlarda tasvir edilmiştir. Bazıları önden veya üç çeyrek ayakta tasvir edilmiştir. Genellikle başın üzerine alınan, omuzlardan ve göğüsten aşağı inen, ön kolu serbest bırakan ve bacakları örten bir himeşin giyerler. Bir omuz hafifçe öne doğru eğilir ve baş yavaş yavaş bu omuza doğru çevrilir. Diğerleri korkuluğun üzerinde oturuyor, dörtte üçü sağa veya sola, dizleri bükülmüş ve bazen ellerinde bir dulsaymır tutuyor. Diğerleri korkuluğa yaslanmış, elleri karın üzerinde çaprazlanmış ve başları aşağıda. Kadınların üzüntüsü farklı şekillerde tasvir ediliyor, popüler bir üsluba göre bazı kadınlar, ön kolları yatay olarak yerleştirilmiş, bir el karşı dirseği destekleyen ve alnı veya yüzü ele yaslanmış şekilde tasvir ediliyor. Bazıları ise bezin bir köşesiyle yüzünü kapatarak gözyaşlarını gizler. Heykeltıraşın asıl sorunu, çerçeve bütünlüğünü bozmadan aynı tema üzerinde 18 varyasyon tasarlayıp geliştirerek mimari çerçevenin monotonluğunu nasıl kıracağıydı. Sanatçı tarafından başarıyla yerine getirilen bir görev. Alınlık, mezardaki ağıt temasını temsil ediyor. Bir kadın, bir tümseyin muhtemelen bir mezar tümseyinin üzerinde oturuyor.
Bacaklar profilden, göğüslerin 1/4'ü solda ve ayakları alınlıklardaki tüm karakterler gibi çıplaktı. Sağda yerde oturan genç bir kız, kitten ve sırtına atılmış himation giymiş, bacaklarını sarmış. Solda tunik giyen başka bir kadın yerde oturuyor.